Teknoloji kanalından herkese selamlar. Bugün sizinle harika bir ürünü buluşturuyorum. Arzum'un yeni çıkartmış olduğu Air Testi Air Fryer sıcak hava fritözü şeklinde geçiyor ismi. Bugün bu ürünü inceleyeceğiz. Teknolojinin en sevdiğim yanı mutfağımızı geliştirmesi, güzelleştirmesi ve işimizi kolaylaştırması. Bu noktada bu ürünü inceleyeceğiz. Neden bir Air Fryer'ınız olmalı? Son dönemlerde bu ürün neden bu kadar popüler oldu? Bu soruların yanıtı bu videoda olacak. Şimdi kutu açılışıyla başlayalım. Kutumuza bakalım böyle. Bu şekilde geldi kutu. Gayet güzel ve sağlam gözüküyor. Kutuya dışarıdan baktığımız zaman ürünün özetini bize geçiyor adeta. Çünkü ısı ayarını görebiliyorsunuz. Burada ana cihazımızın kendisini görebiliyorsunuz. Teknik özelliklerden bahsediliyor. Biraz sonra zaten anlatacağım. 3 yıl garanti olduğu yazıyor. Arzum markamızın logosu var. Zaten çok sevdiğimiz bir marka. Gayet sağlam, gayet güzel geliyor. Gayet güzel gözüküyor şu an gördüğüm kadarıyla. Hemen kutumuzu açalım. Daha önce ben bu arada kutuyu açmadım. İlk defa açacağım. O yüzden çok heyecanlıyım. İlk defa bir airfry kutusu açıyorum. Onu da söylemek istiyorum. Hemen şöyle açalım. Bakalım nasıl olacak. Açıyoruz. Bir uyarıyla bizi karşılıyor. Şöyle hemen bakalım. Kutu içinden kullanma kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Evet, tekrar bir garanti belgesini gösteren bir kağıt var. Onun dışında gayet korunaklı gelmiş ürün. Şöyle çıkartalım hemen. Evet, çıkardık ürünümüzü. Bakalım heyecanla açalım. Şöyle bir poşetimiz var. İnanılmaz şık bir airfryer şu an karşımda duruyor. Asayete bakar mısınız? Bronz renkli gelmiş bize. Bunun gri renklisi de var bu arada. Şöyle bir bakalım. Bu arada bunu kaldırmanıza gerek yok yani. Hani mutfağınızın bir köşesine koyabilirsiniz. O tarz gelmiş. Çok şık gelmiş yani. Bu hani dolabınıza kaldırın. Ertesi gün kullanacağınız zaman çıkartın demiyor. Mutfağınızın bir köşesine beni koyun. Orada durayım ben diyor. Sırıtmaz da yani. Gayet güzel gözüküyor bu noktada. Üstüne baktığım zaman kaç derecede kek pişeceği yazıyor. Tavuk pişirebilirsiniz. Onun dışında et pişirebilirsiniz. Neler pişireceğinizi ve pişireceğiniz şeylerin dakikasının ne kadar olacağı yazıyor. Şöyle dokunduğum zaman da tırtıklı, çok şık böyle CD'ler olur ya, plaklar olur ya, aynı bana onu andırdı yani. Çok tatlı gözükmüyor mu? Bak çok güzel gözüküyor. Buralar parlak. Çok şık olmuş. Onun dışında ana gövdesine baktığımız zaman 80 dereceden 200 dereceye kadar ısı ayarı olduğunu görüyoruz. Çok kolay anlaşılır bir cihaz. Kablosunu da bir açalım. Bakalım kablo boyu ne kadarmış. Kablo boyu da gayet ideal. Çok uzun değil. Çok kısa da değil. Mutfak tezgahınızda duracağını varsayaraktan prize yakın olan bir yere koyarsanız sıkıntı çekmezsiniz diye düşünüyorum. Zaten bu arada mutfak tezgahınızda kalacaksa kablo boyunun uzun olması sıkıntı olabilir. Kenarlardan gözükmesi açısından bence hoş bir görüntü olmaz. Ben ürünün ilk görünüşünü çok sevdim. Çok etkili. Çok böyle parlak, güzel bir rengi var. Bronz rengi gelmiş bize gördüğünüz gibi. Buradan açıyorsunuz. Açalım hemen. Şöyle bakalım. Şöyle içine baktığımız zaman gayet geniş olduğunu görüyorum. Bu arada paslanmaz bir yapısı var. Onu da görmüş oluyoruz. Bu şekilde parçalara ayrıldığını görüyorsunuz airfryer'in. Elde temizlemenize gerek yok. Gördüğünüz gibi parçalar ayrılıyor ve makineye atıp kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Ürünün en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi benim az yağ maksimum lezzet yapıyor olması. Hem yağ fiyatları çok arttı, hem kilo yapıyor malum, hem mutfakta gerçekten en zor temizlenen şeylerden bir tanesi yağ lekeleri. Bu noktada bu cihaz gayet güzel işinize yarayacak. Birçok yemeği yapabilirsiniz. Et, balık, tavuk, kızartma, az yağ maksimum lezzet, kek, ekmek, daha bir sürü yapabilirsiniz airfryer ile birlikte. 4 litre hacmi var. İçine koyacağınız maksimum miktarlar için kılavuzu kontrol edebilirsiniz. 80 dereceden 200 dereceye kadar ısı ayarı var. Zaman ayarını yapabiliyorsunuz. Yani yiyeceğinizin ısısını ayarlayabiliyorsunuz. Zamanını ayarlayabiliyorsunuz. Az mı pişmiş istiyorsunuz? Çok mu pişmiş istiyorsunuz? Kendiniz cihazla birlikte onu yapabiliyorsunuz. 60 dakikaya kadar zaman ayarı var. Pişirme ve bekleme modu uyarı ışıkları var. Böylelikle içine koyduğunuz yemek bekliyor mu, pişti mi ışıklardan bunu rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bu cihazın bence en güzel özelliklerinden bir tanesi de
Misafir geldi. Hemen bir şeyler hazırlamak istiyorsunuz. Böyle pratik yemekler yapmak istiyorsunuz. Tavaydı, tencereydi, onu indirdi, bunu indirdi. Onlarla uğraşmıyorsunuz. Zaten hazırda bir cihazınız var. Siz sadece malzemeleri indiriyorsunuz. Hemen 2 dakikada hazırlıyorsunuz tarifinizi. Atıyorsunuz. Bitti. Çıkıyor. Yemek hazır. Tabaklara koyup servis yapabiliyorsunuz. Böyle pratik, böyle güzel ürünlerden bir tanesi. Biz de sizin için zaten hem patates kızartması hem de tavuk kanat pişirdik. Gerçekten lezzetleri nefis oldu. Görsel olarak da çok güzel gözüküyor. Lezzeti de gerçekten harika. Çok fazla koku yapmıyor cihaz. Elbette biraz kokusu var ama o kadar da olacak. Normal yaptığımız tencere tavada çıkan kokular gibi değil. Daha güzel. Cihazımızın üst kısmına baktığımız zaman eti 13-14 dakikada 190 derecede pişirdiğini görüyoruz. Keki 10-11 dakikada 170 derecede pişiriyor. Gerçekten harika. Zamandan tasarruf diyebiliriz bu noktada. Tavuğu 19-22 dakika aralarında artık ne kadar pişmiş olmasını istiyorsanız ona göre ayarlarsınız. Yazıyor zaten burada. Bakır rengin arkasındaki siyah halkayı çevirdiğimizde de burada sıcaklık ayarını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. En az 80, en fazla 200 derece ayarlama yapabiliyorsunuz. Zaten istediğiniz gibi buradan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Gidip bir kahve içebilirsiniz ve o tık sesini duyana kadar kahvenizi bitirebilirsiniz. Evet, Pembe Teknoloji izleyenleri, bugün Arzum'un yeni çıkartmış olduğu Air Testi Air Fryer sıcak hava fritözü ürününü inceledik. Ben çok memnun kaldım. Eğer siz de memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.